İstanbul'da biliyorsunuz 1999 depreminden sonra deprem riskinin arttığını söylemek mümkün. Bu hemen hemen bütün bilim insanlarının hemfikir olduğu bir konu. Aslında 1999 depremi ülkemiz için de bir milat oldu. Baktığınızda 1999 depreminden sonra İstanbul özelinde, Marmara bölgesi özelinde çok fazla yapılan şeyin olduğunu söylemek mümkün. Özellikle İSMEP dediğimiz bir proje kapsamında İstanbul'da birçok kamu kuruluşunun, birçok kritik üst yapının, viyadüklerin, köprülerin, okulların, hastanelerin iyileştirildiğini, depreme karşı güçlendirildiğini biliyoruz. Oldukça yüksek bütçeli bir proje kapsamında bunlar yapıldı. AFAD da kendi sorumluluk alan içine giren konularda İstanbul'la ilgili bütün çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu işin biliyorsunuz birkaç farklı ayağı var. Bunlardan bir tanesi müdahale ayağı, bir başkası tahliye konusu çok önemli. İstanbul için özellikle tahliye planlarının çok sağlıklı ve uygulanabilir bir şekilde, sahada karşılık bulacak bir şekilde olması gerekiyor. Bu konuda AFAD bünyesinde, İstanbul İl Müdürlüğümüz bünyesinde bütün paydaşlarımızla birlikte, özellikle Türkiye Afet Müdahale Planı'na paydaş olan tüm kurumlarımızla birlikte bu çalışmalar yoğun şekilde yürütülüyor. Tabii işin teknik boyutuna baktığımızda, yani depremsellik açısından, bölgenin izlenmesi açısından baktığımızda şunu gururla söyleyebilirim. Aslında Marmara bölgesi dünyanın belki de en iyi izlenen bölgelerinden bir tanesi. En yoğun, en etkili şekilde birbirinden farklı yöntemlerle sismik aktivitenin izlendiği en iyi bölgelerden bir tanesi diyebilirim. Şu anda bölgede 262 civarında deprem gözlem istasyonumuz var. Bunlara ilave olarak yine hem Marmara'nın doğusunda hem Marmara'nın batısında derin kuyu diye adlandırdığımız sismometre cihazlarımız var. Yani yerin yaklaşık 300 metre derinliğine kadar yapılan sondajlar ve her bir 100 metreye koyduğumuz farklı farklı derinliklerdeki birbirinden farklı sensörlerin olduğu izleme sistemlerimiz var. Bunların dışında yine GNSS dediğimiz, yani çok küçük yer kabuğu hareketlerini takip edebildiğimiz bir takım izleme ağlarımız var. Bunlara ilave olarak yine gerilim ölçer diye adlandırdığımız, özellikle bu depremi oluşturmasını düşündüğümüz fay üzerindeki aktiviteyi takip edebileceğimiz bir takım sensörlerimiz var. Tabii bunların her birinin çok sağlıklı şekilde izlenmesi, bu verilerin online bir şekilde gerçek zamanlı olarak takibi son derece büyük önem taşıyor. Bu anlamda da AFAD bünyesinde, deprem dairemiz içerisinde 7/24 görev yapan bir deprem izleme ve değerlendirme merkezimiz var. Burası gerçekten ülkemizin neredeyse depremler anlamında nabzının tutulduğu bir yer, nabzının izlendiği bir yer. Şu anda ülkemizde 1145 tane deprem kayıt istasyonumuzun olduğunu söyleyebilirim. Bu sayı yılın sonunda 1185'e ulaşacak ve inşallah yakın bir zamanda da bu sayıyı 1200'ün üzerine çıkartmayı planlıyoruz. Bu anlamda aslında ülkemiz Avrupa'nın belki de en fazla sismik gözlem ağına sahip ülkesi, birinci ülkesi konumunda, birincisi.